kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir derler. Portisan firmasında kaynaktan prese, güvenlikten sevkiyata kadar birçok bölümde 85'e yakın kadın çalışıyor. Kadın eli değmiş olması Portisan'a neler kazandırmış, gelin birlikte görelim. 1977 senesinde kurulan Portisan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 30 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasından 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapmakta. Ağır sanayi kolunda üretim yapan bir firmada bu kadar çok kadın çalışan olmasının başlıca sebebinin çalıştıracak nitelikli iş gücü bulamamaktan kaynaklandığını belirten Portisan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem, bu sorunu kadın istihdamını arttırarak çözmeye çalıştıklarını ve günün sonunda başarıya ulaştıklarını aktardı. Üretimimiz basit bir tabirle inşaat iskelesi ve inşaat kalıpları iki ana kalemde. Detaylandırdığında birçok ürün alt grubu var ama ana kalemlerimiz inşaat iskelesi ve inşaat kalıpları. Fabrikada şu an itibariyle taşeronlarla beraber yaklaşık 300-320 civarında çalışanımız var şu anda. Antalya Turizm Bölgesi, özellikle Nisan-Mayıs aylarıyla beraber turizm bölgesi hasabıyla çalışanların bir kısmı turizme kaymaya niyetleri oluyor. Ve siz yetiştirdiğiniz insanları bir süre kaybediyorsunuz. Tabi bunlar üst üste geldiğinde biz dedik ya, bizim çalışanlara ihtiyacımız var. Çünkü çok yoğun çalışan bir firmayız. Üretim kapasitemiz belki sektörün en büyük hacimli firmalarından bir tanesiyiz. Ama çalıştıracağımız, beraber çalışma arkadaşı olarak yola devam edeceğimiz insan bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir deneme yapalım istedik. Çevre köylerden çalışma niyeti olan genç kızlarımızı, kadınlarımızı davet ettik. Önce basit bir mantıkla hani paketleme bölümünde denedik. Daha sonra kadınlarımızın çalışmalarındaki performans bizi son derece mutlu etti. Arkasından diğer birimlerde kadınlarımızı çalıştırmaya başladık. Bu süreç öyle bir noktaya evrildi ki artık kadın çalışanın olduğu her ortamda hem disiplin, hem nezaket, hem saygı, hem de verimliliğin her geçen gün arttığını görmeye başladık. Kadınlarımız erkeklerden çok daha gayretli, çok daha istekli ve çok daha verimli çalışmaya başladı. Kadın sayımızı işte 10, 15, 20 böyle peyderpey artırmaya başladık. Artık şimdi ihtiyacımız olan eleman ihtiyacını karşılama noktasında artık burada biz ayrımcılığı şöyle yapmaya önce tercihimiz kadın olsun diyoruz. Yani kadınları biz öncelikli olarak fabrikada istihdam edelim. Periyodik olarak fabrikanın içerisinde farklı birimlerdeki çalışan kadınlarımıza dönem dönem eğitimler verdik. Bu eğitimler sayesinde şimdi operatör olarak kullandığımız birçok makinede gerçekten verimli çalışan çalışma arkadaşlarımızın birçoğu kadın. İlana çıkarken biz kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Ama bana sorarsanız ben fabrikada tüm birimlerde kadın çalıştırmayı tercih ediyorum. Neden? Az önceki bahsettiğim gerekçelerle. Saygı, nezaket, ondan sonra ortamdaki çalışma verimliliği kadın olduğu her yerde bir farklılık yaratıyor. Bu da bize ciddi anlamda artı yapıyor. Portisan'ın girişinde sizi kadınlar karşılıyor. Önceleri üretimde çalışan Fatma Karakaya, daha sonra Nizamiye'nin sorumluluğunu üstlendi. Babası Portisan'dan emekli fakat hala işinin başında. Fatma da babası gibi Portisan'dan emekli olma niyetinde. Burada hem kantar görevi hem giriş çıkış kontrolleri yapıyorum. Burası benim ilk işim. Okuldan çıktıktan sonra ilk buraya başladım. 3 senedir de burada devam ediyor. Babam burada çalışıyor, kuzenlerim de burada çalışıyor. Onların vesilesiyle diyeyim artık. Daha önce içeride de çalıştım. İçerideki zorluğu da biliyorum. Daha sonrasında buraya geçtim. Bence herhangi bir zorluğu yok. Yani biz kadınlar istediğimiz sürece her işi yapabiliriz. Atıyorum bir paketleme olsun. Hani erkekler ama biz ne anlarız. Hani bayanlar daha iyi yaptığı için tabii bayanlar bir plan önde. Başta da ifade ettiğim gibi Portisan'da kaynaktan prese, güvenlikten sevkiyata kadar birçok bölümde kadın çalışanlara rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Ümmü Gülsüm Akyön. 4 yıldır burada çalışıyorum. Daha önce satış elemanlığı yaptım. Yapabileceğimi düşünüyordum. Bu işi kadınlar da yapabilir. Burada olmaktan, burada çalışmaktan memnunum. Bakım evinde çalışırken bir akrabasının tavsiyesi üzerine Portisan'a iş başvurusunda bulunan Enise Örün, sanayide çalışma fikrinin ilk başta kendisini biraz ürküttüğünü söylese de insan isteyince her şeyi başarabilirmiş diyecek kadar da kendinden emin. Kadın olarak her işi başarabileceğimizi düşündüğüm için çok da korkmadım açıkçası. Preste çalışıyorum, malzemeler geliyor, onları bize gösteriyorlar, o şekilde yapıyor. Zor tarafı var ama insan isteyince her şeyi yapabiliyor, her işi yapabiliyor. O yüzden bana da çok zor gelmedi açıkçası. Kadının daha güçlü olduğunu ve bu işi yapabileceğini, kadınların her anlamda, her alanda
bir yerinin olabileceğini düşündüğüm için bence gayet güzel oluyor, güzelleşiyor yani. 8 yıldır Portisan personellerinin yemeklerini yapan aşçı yardımcısı Keziban Şahin, fabrika ortamının sanılanın aksine oldukça neşeli olduğunu söyledi. Daha önceden bir yemek şirketiyle çalışıyordum. Oradan sonra gelmemi ve kalmamı istediler, devam ettim. Yok, hayır, hiçbir çekincem yok. Çünkü kadınların yaptığı işi, onların özgüvenini bildiğim için hiçbir çekincem yoktu. Birkaç sektörde çalıştım. Ben burada kalmayı tercih ettim. Daha seviyorum, daha iyi. Ortam daha iyi. Benim kazancımdan memnunum. Hep asgari ücretin üzeri alıyoruz burada. İşçinin hakkını da veriyorlar yani. Ya kadının olması her yerde güzellik getirir bence. Yani sanayileri bir kere güzellik getirmiş yani. Portisan yöneticilerini çalışanlarından seçiyor. Leyla Özgü Doğruparmak bu örneklerden biri. Paketleme personeli olarak işe başlayan Özge Hanım, özverisi ve çalışkanlığı nedeniyle formenliğe yükseltildi. Sevkiyat Özge Hanım'dan soruluyor. Bu işi bir arkadaşımın sayesinde buldum. O burada çalışıyordu. Sonrasında ben de dahil oldum kadroya. Tabii etrafımdan da aldığım tepkilerden dolayı bir çekinti oldu ama yani kadının bence yapamayacağı hiçbir iş yok. Şahsım adına söyleyeyim, ben herhangi bir zorluk yaşamadım. Çevremde de arkadaşlarımda da görüyorum, çalışma arkadaşlarımda. Onlarla da birlik beraberlik içerisinde zorluk olmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Sanayi ortamında da kadınların gerek kalite, gerek özen, gerekse özverili çalışmasıyla sanayi ortamında da gelişmeler görülebilir. Ev hanımlığından sıkılan Belkıs Korkmaz, 5 yıl önce Portisan'a iş başvurusunda bulunup iş hayatına atıldı. Önceden hiçbir iş deneyimi ve mesleki eğitim olmamasına rağmen bugün Portisan'ın en iyi kaynakçılarından biri oldu. Portisan'ın bir diğer kadın kaynakçısı Emine Çalışkan. Sanayide çalışmaktan ilk başlarda çekindiğini fakat bugün emekli olana kadar sanayi sektöründe devam edeceğini söyledi. Evde boş durmaktan canım sıkıldı. Çalışmak istedim. Yok, çekinmedim. Hiçbir zorluk çekmedim. Kendime güvenim tam güvendiğim için. Her koşulda kadın isterse her şeyi yapabilir. El işi başarabilir. Daha önce preslerde çalışıyordum. 2 yıldır kaynak makinesindeyim. Formenlerim buraya yönlendirdiler yapabilirsiniz diye. Yani aldığımız maaştan, çalışma saatlerimizden, her şeyden memnunuz. Yani kadının yapamayabileceği hiçbir şey yok. İstediği zaman her işin üstesinden gelir. Sanayiyi de yapar, daha ağır işleri de yapar. 2 yıldır burada çalışıyorum. Şu an kaynak yapıyorum. Daha önce preslerde çalıştım. Yani evet, sanayi olduğu için insan bir bayan olarak çekiniyor. Yani hani daha çok erkek olacağını düşünerek geldim aslında ama daha çok bayan olduğunu görünce bir rahatlama oluyor insanda. İş ortamı daha güzel oluyor bence. Hani sadece sanayide erkekler olduğunu düşünmek değil de bayanların da olması çok daha güzel bir şey bence. 6 Şubat depremini yaşayan makine mühendisi İrem Ceyhun, Portisan sayesinde kendisine ve ailesine yeni bir hayat kurdu. Portisan'ın kalitesi İrem'e emanet. Metre ve kumpas, ojeli tırnaklarıyla kusursuz bir kombin oluşturup sanayinin gri yüzüne renk katıyor. Ben Hatay İskenderun'da olarak 6 Şubat depremini yaşadım ve sonrasında geçici süre burada konaklarken Antalya Portisan iskele kalıp bana iş imkanı sundu. Gelişen teknoloji sayesinde artık fiziksel güç veya başka bir sebepten dolayı bir eşitsizlik, farklılık bir şey kalmadı. Kesinlikle bu da daha temiz bir ürün çıkarmak. Yani erkekleri kötü işçilik yapıyorlar diye söylemiyorum. Fakat kadınların dikkatleri daha iyi. İleriye dönük planlarında sanayide, atölye ortamında bu ortamda kalmaya devam edeceğim. Portisan'ın bir diğer usta kaynakçısı Kardelen Özdamar, sanayi sektörüyle 5 yıl önce babasının teşvikiyle tanıştı. Kardelen'in hedefi çok iyi bir kaynak ustası olmak. Daha önce İsviçre'de çalışmadım. Burası ilk deneyimimde. İlk başta gözüme gelen biraz zor gelmişti ama denemekten zarar gelmez dedim. Ve hani kadından yapamayacağı bir şey olmadığı için azıcık azimle kendine güvenerek geldim. Kendime güvencim boşa çıkmadı. İlk başlarda biraz zor olsa da sonradan insan alışıyor ve gayret ettikçe yapabildiğini fark ettim, başarabiliyor. Evet, iyi bir kaynak ustası olabilirim diye düşünüyorum. Kadının yapamayacağı bir iş yoktur. Kimsenin bunu geriden küçümsememesi lazım. Bir kere kadın kendine güvendiği zaman ağır sanayi ya da başka bir iş fark etmez, yapabilir. Kendine güvenmesi önemli. Boyanenin renkli siması Gülten Aslantaş. Hiçbir deneyim olmamasına rağmen ben bu işi yaparım diyerek Portisan'a iş başvurusunda bulundu. Bugün boyane ondan soruluyor.
İki senedir burada çalışıyorum. Evet, ilk defa senede çalışıyorum. Vallahi ben her konuda kendime güvenirim ve işimi severek yaparım. Birkaç yerde çalıştım, sonra dediler boyanayı bu tarafa geçirdiler. Sonra da biz burada kendi özveri olarak işimize başladık yani. Emekli olana kadar çalışmak isterim yani. İşimi severek yapıyorum. Hiçbir zorluğu yok bence. Kadının yapamayacağı bir iş yoktur. Kadın her zaman her işte başarılıdır. Yani kadınlar güçlüdür yani. Kadınların ne kadar detaycı ve titiz olduklarının en güzel örneği Gamze Yılmaz. Bugüne kadar hiçbir erkeğin yapamadığı kadar temiz bir iş çıkarınca montaj bölümünün vazgeçilmez haline geldi. Bu benim ilk işim. Ev hanımıydım. Ekonomik özgürlüğümü elime almak istedim öncelikle. Yapamayacağımı düşünmüştüm öncelikle ama başardım. Silikon çekiyorum şu an için. Genel anlamda montaj kısmında çalışıyorum. Bir tanıdığım aracılığı tavsiye etmişti. Yapıp yapamayacağımı bilmiyordum ama denedim, yapabildim. İş arkadaşlarımın desteği sayesinde hızlı ve kolay bir öğrenme sürecim oldu. Kadınları genel anlamda hani ağır iş sektöründe yapamayacaklarını düşünüyorlar ama öyle düşünmesinler. Kesinlikle yapabilirler. Yeter ki kendilerine güvensinler. Bence her sektörde kadın olmalı. Kadının elinin değdiği her yer gerçekten güzelleşiyor. Hani yıllardır Anadolu'da iş hayatı erkeklere hastır. Kadınlar evde oturacaklar. Amiyane tabirle evlenmek için kocasını bekliyor modunda olan bir yapı vardı. Anadolu'da birçok noktada hala bu var. Aslında bunun doğru olmadığını biz ortaya koymuş oluyoruz. Neden? Bireysel anlamda ekonomik özgürlüğünü elde etmiş kadınların başarısı, duruşu son derece önemli. Bizim ülkemizde yıllardır hep böyle kadın cinayetlerinden bahsedilir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kadını hep hor görmüşüz, ezmişiz. Ama artık kadınlarımız hayatın içerisinde bütün kademelerde nasıl ayakta duruyorlarsa bizim işletmemizde ise ağır iş kolunda bütün makinelerde çalışabilecek gücü iradeyi ortaya koydukları için bunun da ayrı bir mutluluğu var aslında.